Yılmaz Silah'tan herkese sevgiler, saygılar. Evet, biraz önce de gördünüz. Tuka marka 12 kalibre bir tane av tüfeğimiz geldi. Yani bayağı bir artık şeyden çıkmış, ne derler orana? Ahırdan çıkmış gibi bayağı bir paslanmış, bayağı bir gitmiş diyelim. Şimdi bunu restorasyonunu yapıp boyayıp kaplayacağız. Evet, ne yapıyoruz? Başlıyoruz. Evet, şimdi en fundağından başlayalım, namludan. Yani şunun içini görebiliyor musunuz? Bakın. Yani namlunun içi komple bayağı bir harabe olmuş. Şimdi bunu güzelce restorasyonunu yapacağız. Sırayla yine söküme başlıyoruz. Şunları ayrı bir yere koyalım. Şimdi boyanacak parçaları kenara ayırdık. Bunlar inşallah kaynamamıştır da rahat rahat çıkarlar. Bunun yay sistemi enteresan bir yer sistemiymiş. Yani bunu buradan böyle takmışlar. Sonra bunu vidalamışlar. Yani o zamanın teknolojisi diyelim. Çok eski bir teknoloji. Pas kokuyor, öyle böyle kokmuyor yani. Bildiğiniz rutubet kokmuş. Artık rutubetten şey olmuş. Buzun paralanacak. Kayışlığını yine aynı şekil telle bağlamışlar. Tabi bunu da düzelteceğiz. Hatta buna yeni bir tane taksak daha iyi. Evet, şimdi bunun içine bir bakalım. Tornavida.
Şimdi bu el kundağı içi boyanacak. Şimdi sırayla gidelim. Kaynamış bölgeler bizi zorlayacak tabii böyle. Hoş geldin abi. Evet arkadaşlar, şimdi tüfek teslimi yapacağım. Müşterim geldi. Ben onu bir yapayım. Ondan sonra videomuza devam edeceğiz. Abi hoş geldin. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Bayağı büyük parça veriyoruz ya. Abi işte. Her şey bünyemizde olduğu için. Evet, müşterimize teslim ettik. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Bu arada da bir misafirimiz var, komutanımız. Yeni bir tabancasını teslim aldık. B8'de titanyum yapacağız. Onu da ilerleyen günlerde videosunu çeker atarız inşallah. Evet komutanım. Bizim işte böyle. Sök. Toparla, geri topla. Buyurun. Kolay gelsin. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ ol. Nasılsın, iyi misin? Sağ olun. Siz nasılsınız? İyi Allah aşkına. Tüfeğini almaya geldim. Heh, senin tüfeğini teslim edelim. Evet, müşterimizi de yolladık. Tüfeğini teslim ettik. Şimdi kaldığımız yerden tekrardan devam ediyoruz. Şimdi bunu sırayla sökelim. Şimdi bize uzun pim lazım. Bu kaynamış. Hem de bayağı bir kaynamış. Boyanacak parçalar. Şimdi şu horozları bir alalım. Tabi bundaki de maşallah. İçi böyle. Buyur abi.
Neredesin bu abi? Abi burada çalışıyorum. Sen neredesin? Yüzünü gören acı olacak mı? Eyvallah abi. İş çok abi, çok hamdolsun vallahi ya. Bu aralar sezon açıldı, tüfek geldi. Sezon kapalıyken böyle yapıyorduk da. Gene buna da şükür. Sen ne yapıyorsun? Bizim işimiz olmaz seninle. Evet abi, bu ara biraz yoğunum. Ne bu, kaynak makinesi de mi aldın? Vardı zaten. Vallahi. Tamam, şemsiyenin. Diyorsun ki şemsiyenin ayağını yapalım. Bak nasıl biliyorsun? Onu keseceğiz. Anladın? Tamam abi. Tekrar kaynatacağız. Şimdi Mehmet, ben o tezgahı temizledim, kuruttum. Kekamastik mekamastik hikaye abi. Ne yapacağız onu? Dyson alacağım abi. Ya Dyson daha iyi tabi. Dyson alacağım abi. Başka çare yok. İşte 200 gün sonra da temizlik yapacağız. Merdivenim bende, yanlış anlamayasın. Yok, biliyorum abi. İş bitti mi, güzel yıkacağım onu, anladın mı? Tertemiz tamam. Yapacağım. Çünkü arş pisliği, o bu boya, anladın mı demek istiyorum? Şimdi kinem olanla da... Sıkıntı yok Çağdayan abi. Yok, hayır, ben bilmem açısından yani. Tamam abi. Reis, yarın bir planın yok mu? Vallahi yarın ben eve aitim abi, pazar günleri biliyorsun. Çoluk çocuğa vakit ayırıyorum. Tamam. Pazartesi günü ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım abi? O Dyson'u çekelim. Tamam. Bir arabanın önünü sökelim. Tamponun olduğu yeri mi? Yok be abi, dedim ya. Kaldır şeyi dedim ya. Su kaçırdım dedim ya. He tamam. O her iki tarafı da yani önleri sökelim kurusun. Gene aynı o labdaya kalıp şeklinde zaten. Tamam, Halifrex'in olduğu yeri diyorsun. Öbür oraya da kaçmış olabilir. Tamam abi, yaparız. Sıkıntı yok. Tamam, hiç o zaman. Şimdi sen çalış. Ben gidiyorum. Tamam abi. Şimdi alacağım o Dyson'u. Beceremeyeceğim elle. Anladın ne demek istediğimi? Ben hallederim abi. Sıkıntı yok. İşi yok. İşi bok edeceğim yani. Ben farkındayım, yapacağım çünkü. Tamam abi. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz abi. Evet arkadaşlar, bu bizim komşumuz balıkçı Çağlayan abiydi. Komşularımızın işlerini de yapıyoruz bu arada. Yani hep beraber burada aile gibiyiz çok şükür. Evet, tüfeğimizi söktük, şimdi kumlamaya geçebiliriz. We'll be right back.
arkadaşlar tüfeğimizi topladık. Şimdi ilk ve son halini bir görelim. Sonra daha detaylı bir şekilde burada incelemeye devam edelim. Evet, ilk ve son halini gördünüz. Bir tane kayışlık hediye ettik. Kromajını düzelttik. Şöyle içinin polisajını, namlusunun boyasını A'dan Z'ye, namlu için elimizden geldiğince güzelce temizledik. Tabii şu anda ışık vurmadığı için biraz karanlık. Hatta demin bir deneme yaptım. Harbi çekmeyi unutmuş olabilirim. Evet. Hazır. Şimdi bakalım. Evet, namlu içi yani çok iyi olmasa da, çok kötü olmasa da iyi oldu. Çift tetik. Vursan'dı galiba markası. Tuka mıydı? Neydi? Herhalde Vursan'dı. Tam hatırlamıyorum. Evet, bir misafirimizi daha bitirdik. Bundan sonra bir tane P8'de titanyum kaplama yapacağız. Tabancamız var. Şimdi ona başlıyorum. Abone olup beğenip paylaşmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın, dostça kalın.